Merhaba değerli dostlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda Şahmeran'ı anlatmaya çalışacağız size. Evvel zamanda Mezopotamya topraklarında doğmuş bir efsane Şahmeran. Yüzyıllardan beri anlatıla gelmiş, çeşitli coğrafyalarda, özellikle yılanlı bir bölge olan Adana, Misis'te ve Mardin'de. Tahmas isminde uzun boylu, geniş omuzlu, esmer tenli, çok yakışıklı bir genç yaşarmış zamanın durduğu bu şehirde. Binlerce yılanın yaşadığı bir mağaraya yanlışlıkla girmiş Tahmasp. Mağaranın içi o kadar karanlıkmış ki hiçbir şey göremiyormuş. Yalnızca etrafta dolanan yaratıkların sesini duyuyormuş. Çaresizlik içinde beklerken bir ışık huzmesi belirmiş. Işık huzmesi kendine yaklaştıkça gözleri kamaşan Tahmasp ellerini gözlerine siper ederek etrafında gezinen yaratıkların ne olduğuna baktığında uzunluğu, kısası, yeşili, siyahı ile envai çeşitle binlerce yılanın çevresini sarmış olduğunu fark etmiş. Yılanların hepsi kafasını kaldırmış, gelen ışık huzmesine doğru bakıyorlarmış. Tahmasp da onların baktığı yöne doğru bakınca birden dona kalmış. Çünkü Tahmasp bu zifiri karanlık mağaranın içinde hayatında gördüğü en güzel kadının yüzünü görmüş. Ona doğru daha dikkatli bakınca kadının belden aşağısının yılan olduğunu fark etmiş. Kadın ona doğru ilerliyormuş. Tam karşısında durmuş, gülümseyerek elini ona doğru uzatmış ve demiş ki: "Korkma benden Tahmasp. Ben yılanlar ülkesinin kraliçesi Şahmeran'ım. Benden sana zarar gelmez. Bu dünya düzeni kurulmaya başladığı andan itibaren varım. Krallığıma hoş geldin. Bundan böyle benim misafirimsin. Şimdi yat ve dinlen. Sonra seninle uzun uzun konuşuruz." Böyle deyip geldiği yoldan geri dönmüş. Tahmasp gördükleri karşısında yaşadığı dehşeti ve şaşkınlığı üzerinden atmaya çalışarak olduğu yerde kıvrılıp uyumuş. Ertesi sabah uyandığında Şahmeran'ı karşısında mükellef bir sofranın başında otururken bulmuş. Tahmasp'ı kahvaltıya davet etmiş Şahmeran. O ise gözlerini Şahmeran'dan alamıyormuş. Şahmeran da ona bakıyormuş kendinden geçmiş bir halde. "Bak Tahmasp," demiş. "Ben insanlığın bütün tarihini biliyorum. İstersen sana anlatayım," deyip başlamış anlatmaya. Anlatmış, anlatmış, anlatmış günler boyu. Bu sohbetler sırasında Tahmasp ve Şahmeran arasında tarihin en soylu aşklarından birisi başlamış. Gel zaman git zaman Şahmeran'ın anlatacağı bir şey kalmamış artık. Tahmasp da anasını ve yeryüzünü özlemeye başlamış. Bir gün dayanamamış ve düşüncesini Şahmeran'a da açıklamış. Sevdiğinin kendisinden sıkıldığını ve artık gitmek istediğini duyunca önceleri kesin bir dille reddetmiş Şahmeran. Ancak günler geçip Tahmasp'ın üzüntüsünden eriyip bittiğini görünce dayanamamış ve ona şöyle demiş: "Ey Tahmasp, beni iyi dinle, sözlerime iyi kulak ver. Biliyorum, gitmene izin verirsem sen de bana ihanet edeceksin ve yerimi diğer insanlara söyleyeceksin. Ancak bu topraklarda aşklar ölümünedir. Seni çok sevdiğimden dolayı üzülmene dayanamıyorum. Bu sebeple gitmene izin veriyorum. Ancak bana bir söz vermeni istiyorum. Ne sebeple olursa olsun başka insanlarla beraber suya girme." Tahmasp sevinçle Şahmeran'a sarılmış ve ona asla ihanet etmeyeceğine dair yeminler etmiş. Tahmasp mağaradan çıktıktan sonra bir köye yerleşmiş ve marangozluk yapmaya başlamış. Arada sırada da gizlice mağaraya giderek Şahmeran'ı ziyaret ediyormuş. Tahmasp'ın yaşadığı ülkenin kralı bir gün amansız bir hastalığın pençesine düşmüş. Ülkenin bütün hekimleri gelmiş ama kralın hastalığına çare olamamışlar. Kralın kötü kalpli bir veziri varmış. Vezir her seferinde krala hastalığının tek çaresinin Şahmeran'da olduğunu söylüyormuş. Onun etinden bir parça yemesinin kralın hastalığının dermanı olacağını kralın kafasına sokmuş. Kral da Şahmeran'ın bir an önce bulunmasını emretmiş. Bütün ülkede Şahmeran aranmış.
Sonunda bilge bir adam bütün insanların gruplar halinde hamamlara ve nehirlere sokulmasını tavsiye etmiş. Böylece Şahmeran'ın yerini bilen varsa onu bulabileceklerini söylemiş. Vezir de ülkedeki herkesi hamamlara sokmaya başlamış. Askerler Tahmasp'ın yaşadığı köye de gelmişler ve herkesi toplayarak büyük bir hamama götürmüşler. Tahmasp, Şahmeran'a verdiği sözü hatırlayarak önce gitmek istememiş. Ancak askerler onu zorla içeri sokmuşlar. Tahmasp hamama girdikten sonra herkesin gözünün üzerine dikildiğini fark etmiş. Kendisine bakınca bütün vücudunun yılanlarınki gibi pullarla kaplandığını fark etmiş. Askerler hemen Tahmasp'ı yakalayarak vezirin huzuruna getirmişler. Kötü kalpli vezirin amacı kralı iyileştirmek falan değilmiş. Şahmeran'ı yakalayıp dünyanın bütün sırlarına sahip olmak istiyormuş. Tahmasp'a günlerce işkence yaptıktan sonra Şahmeran'ın yerini söyletmiş. Askerler hemen gidip Tahmasp'ın söylediği yerde mağarayı bulmuşlar ve Şahmeran'ı oradan çıkarıp saraya getirmişler. Şahmeran ve Tahmasp kralın huzurunda karşı karşıya gelmişler. Şahmeran üzüntülü ve utanç dolu Tahmasp'a dönmüş. Ey sevdiğim, üzülme. Biliyorum ki sen bana kendi canın için ihanet etmedin. Ama ben de sana dememiş miydim? Bu topraklarda aşklar ölümünedir diye. Bak şimdi anladın mı? Sen üzülme ne olur. Tahmasp, Şahmeran'ın bu sözleri karşısında daha da utanmış. Şahmeran sözlerine devam etmiş. Şimdi size sırrımı vereceğim. Kim ki benim kuyruğumdan bir parça koparıp yerse, o bütün dünyanın sırrına ve gizemine vakıf olacak. Her kim ki benim kafamdan bir parça koparıp yerse, o da o anda öte dünyayı boylayacak. Şahmeran daha sözlerini bitirmeden kötü kalpli vezir elinde kocaman kılıcıyla atılıp Şahmeran'ın bedenini iki parçaya ayırmış ve kuyruğundan bir parça kopartmış. Tahmasp da duyduğu acı ve utancın etkisiyle fırlayıp oracıkta ölmek için sevdiğinin Şahmeran'ın kafasından bir parça ısırıvermiş. Kötü kalpli vezir kuyruktan kopardığı parçayı ağzına atar atmaz oracıkta can vermiş. Tahmasp'a ise hiçbir şey olmamış. Şahmeran son anda yaptığı planı ile bütün bilgisinin sevdiğine geçmesine sebep olmuş. Ancak Tahmasp sevdiğini kaybetmenin acısına dayanamayarak kendisini dışarı atmış ve dağ bayır ülke ülke dolaşmaya başlamış. O günden sonra da Lokman Hekim efsanesi almış başını yürümüş. Değerli dostlar, bugünkü mitolojimiz de böyle. İnşallah beğenmişsinizdir. Kalın sağlıcakla. Değerli dostlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videoda Şahmeran efsanesini sizlere anlatmaya çalışacağım. Carek cara, mame khidir kerek hilda çudara. Le bu vakte evara. Mame khidir bala hudaya gureki jüve dahat. Le khist kerevi khar. Mame khidir jera got ey hayvane hove har. Qalb beruya jerin tünebu berhu kar. Tuhat te keremim belengazi khar. Gur jera drane khul hev khist u got. Mame khidir besse bike gure gur. Evi kera çu hera jukura yeki dine bikir. Destpêka çîroka Şahmeran. Dibêjin rojek li bajarê Mêrdînê sê hev zarokên xort hebûne. Wana xwe berdidin binê bîrê, ew ê ji binê bîrê hingiv derxin. Wê demê jî hingiv xwarineke gelek giring e. Duhebên wî ji hev re dibêjin em vî hingiva ji xwe re li hev parve bikin, em nedin hevalê xwe yê biçûk. Vana hingivê xwe derdixînin dikin du para. Dîsa alîkariya hevdu dikin û ji bîrê derdkevin û diçin. Ji ber ku hevalê wanê dinê biçûk e, ew nikare ku bi tenê ji bîrê derkeve. Wisa di hundirê bîrê de neçar dimîne. Viya bala xwe dide ji nişka ve dûpişkekî êrişê servî kir. Ew ê bi wî ve bide. Lawik lê dixîne dûpişkê dikuje. Dema ku lawik bala xwe dide wayê di aliyê wî alî de ronahiyekî dixuye
Lavuk xuluwe ronahiye digre u we da diçe. Dema ku bala xo dide, hundre şikefti tije marin o şahmeran jî way di nava wan da vezelyaye. Dema ku şahmeran çav li lavuk dikeve, ji lavuk ra dibêje bi xwedê eger ku em te nekujin, mirina min bi destê te ye. Ji lavuk ra dibêje bila mar bi te vedin û te bikujin. Êdî xelasiya te ji destê me tune ye. Lawik digrî, lava û tika jê dike, dibêje eman hewar. Ma ji bûna xwedê, çima tu min dikujî? Ka min çi zirar û ziyana te kiriye? Ez gune me, tu min nekuje. Şahmeran jê ra dibêje, eger ku em te nekujin, tu yê herî ciyê me ji xelkê ra bibêjî. Xelkê were min bikujîne. Lawik dibêje ka te çi zirar û ziyana min kiriye ku ez herim ciyê te ji xelkê ra bibêjim. Velhasıl lawik jêra sûn dixwe û sozê dide şahmeran. Jêra dibêje eger ku tu min berdî, ez ciyê te ji tu keskî ra nabêjim. Velhasılî kelam lawik şahmeran qanî dike. Şahmeran jêra dibêje mafir ku wisa ye, ez ê jî gelek aqûd, zumrûd û almas tê bidim te. Tu jî here ji xwe ra pê jiyanekî baş bike. Lê bi mercên ku tu ciyê min ji kesî ra nebêjî. Viya dibêje bi sozê mêran be, ez ciyê te ji tu evdekî xwedê ra nabêjim. Her wiha jê re spas dike, dibêje xwedê ji te razî be. Şahmeran ji maran re dibêje herin ewqas aqûd, zimrît û almas tê bidinê û wî ji şikeftê derxînin bira here. Mar daxwaziya şahmeran bi cî tînin û lawik ji şikeftê derdixînin. Û lawik tê. Di dawiyê de lawik bi şahmeran re îhanetê dike. Ka werin em îhaneta wî guhdar bikin. Di vê demê de qralê bajêr bi nexweşiyekî xirab dikeve. Çi qas bijîşk û nojdar li wê herêmê hebûne, qral ferman dike hemûyan li hevdû dicivîne. Vana li ser nexweşiya qral lêkolînan dikin û testê xwîna wî dikin. Dibêjin wele dermanê te bi tenê goştê şahmeran e. Eger ku tu bikaribî ciyê şahmeran destnîşan bikî û bikujî, hinekî goştê wî bixwî, tu yê pêsax bibî. Na, eger ku tu goştê şahmeran nexwî, tu yê bi vê nexweşiyê bimirî. Teqez êdî xelasiya te tune ye. Tirsa mirinê dikeve hundirê qral. Qral di cî de ferman dike ji telalan re, dibêje têke bi nava bajêr bibêjin ki ciyê şahmeran ji qral re bibêje, qral hemû serweta xwe dide wî. Telal dikevin nava bajar li defa gazî û hewarê dixînin, eybe tu kesekî deng ji xwe nayne. Ji xwe şahmeran gelek gewher daye lawik. Lawik bi qasî qral dewlemend e. Pêdiviya wî jî bi malê dinyayê tune ye ku ciyê şahmeran ji wan re bibêje. Her wiha li xêncî lawik jî tu kesekî ciyê şahmeran nizane ku ji qral re bibêje. Dema ku telal tu encamekî erênî nagrin, di zivirin tên hinda qral jêra dibêjin hal û meseleyên me ev in. Me hêviya xwe birî, me tu encamekî erênî negirt. Qral cardin ji telalan re ferman dike, dibêje herin îcar jî bibêjin ki ciyê şahmeran ji qral re bibêje, qral textê xwe, qîza xwe û hemû serweta xwe dide wî. Dema ku telal vê hewarê dixînin nava bajêr, qîza qral jî wisa bedew û rind bûye, weke hîv û ro bûye.
Demek lauk ve haberi hiltine heşu akıl jisseri vi dert keve. Edi son du soza huji jibirat ke. Sermestu serhoş dibe. Dici de lıkhutte mikure dibece. Valla ez ciye şahmeren dizanım. Kral tine lauk de devsa khuda dike kral. Qiza khu u serveta khu hamu dide vi. Lauk ciye şahmeren ji kral ra dibece. Vana diçin şahmeren tinin ji kral ra dikin derman. Kral ji nexweşiya khu azad dibe. Bila lauk bi krali u mirade khu em ji bi ê khu şabin. Çîroka min li civata yaran, rahmet li dê û bavê guhdaran, ji xeyndî xayîn û gemaran. Bi mînin xweşiyê de. Temaşevanên hêja û bixêr hatin kanalê me. Em di vê vîdeoya xuya nû da dixwazin helbesteki seydayê cegerxwîn bînin ziman. Guhdarî xweş. Li welatê me xerza dîkek hebû şareza. Rokê çû nav dîka jiwan re gohêdîka. Jiwan re gohêdîka. Rabim bêjim mirîşkan, bes xwe bidin enîşkan. Dîk û mirîşk bûne kom, berê xwe dane cem bûm. Leşker tev bûne lek, hîn çeleng û hîn kulek. Berê xwe dane çolê, tev lî koç û tev êlê. Teyra dîko nagehan, hatî leşkerkî giran. Tev deferîn cimalan, berê xudane balan. Ew jî li hev bûne kom, yekî rabû gote bûm. Ey padîşahê teyran, wey serbilindê tûran. Rabe ser xwe tu mîro, ji bo me bêje îro. Ev leşkerê bêjimar, gelo heye jê zirar. Bum kenî o gote wan, bakin bazê pehlevan. Hudhud rabû serfiraz, wî çû bilez gote baz. Go rabe ey tu bazî, şah te îro dixwazî. Baz çû cem şah li banî, destê xwe li ser hev danî. Go ey xwendekarê min, zû li min kebarê min. Bûm gote bazê xwîn xwar, bilez rabe here xwar. Bazî rabû weke şêr, firek da xwe hate jêr. Bazê terî bi rêşî, hate cem dîkê pêşî. Destê wî girt û hejand, nutuqek jê re dirijand. Olan sen nerelisin? Go em xelqê bedlisin. Sizin burda ne iş var? Dik xeyidi leda dar. Bazi eşeda xuanî, dik jî darê xudanî. Go bi zor û bi gazin, em heqê xwe dixwazin. Baz go kiye ser leşker? Go tu nizanî ey ker, ezim paşa, ezim mîr, ezim şahê cîhangîr. Bazî çû cem dîkê din, dîko ew jî wekî wî. Tevan go paşa û mîr, kesî nego ez wezîr. Nefer bûne yüzbaşî, heta giya ê paşî. Bazî rabû çûbanî, li ber destê bûm danî. Tilûr tevlê bûne kom, qaleya eyyuhel qewm. Hatine ji mala xwe, divên istiklala xwe. Bûm go bazê dilaver,
Gel o kiye serleşker. Go tev paşau mirin. Bey veziru gizirin. Bum hedi rabu serhu. Taca huda serehu. Go bi taca seremin. Kes nine hemberemin. Rabın vek pehlevana. De em herin servana. Hatın teyrin du bırak, Bakırın kundu kırak. Gohun verin binerin, Kam iro çimerin. Dika huda enişka, Bu kıtkıda mrişka. Go fermana vera bu, Koma vejhev bela bu. Ey ku kuştun, ey ku man, Hatın gundan beguman. Wancî weke me Kurdan, destê hujber xweberdan. Alok, tûtik, oqas, tê de bûne belengaz. Tev de ketin koxêreş, çîroka me ci were xweş. Wek seydayê cegerxwîn, hemî bûne dilberîn. Değerli dostlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Rüstem Ezzal'ı işleyeceğiz. İyi dinlemeler. Rüstem Ezzal bazı lakapları Pir Ezzal, Zal Ezer, Rüstem Destan gibi lakaplarla da anılan Rüstem, Firdevsi'nin Şehnamesinde destanlaştırılan İran tarihinin belki en meşhur kahramanı ve efsanevi pehlivanıdır. Kürt tarihinin eşsiz eseri Şerefname'de Şerefhan tarafından bir Kürt olarak takdim edilir ki bu da muhtemeldir. Babasının isminin Zal olması sebebiyle kendisine Rüstem-i Zal veya Zaloğlu Rüstem denilmiştir. Annesi Kabil hükümdarının kızı Rudabe, dedesi Sem, karısının adı Tehmine ve kızının adı da Banu Goşesp'tir. Onun doğumu da hayatı gibi olağanüstü, efsanevi ve şaşırtıcıdır. Her şeye çare bulan Simurg'un yardımıyla dünyaya gelmiş ve hızla büyüyüp gelişerek kısa süre sonra yiğitlere yaraşır bir vücut yapısına ve güce kavuşmuştur. 700 batman ağırlığındaki gürzü, güçlü kemendi, kaplan postundan yapılmış elbisesi ve yıldırım hızındaki atı Raş ile İran krallarını sıkıntıya düştükleri anda yardımlarına koşmuş, onları ve İran halkını büyük tehlikelerden kurtarmıştır. Kendisi hakkında anlatılanlardan bazıları Rüstem, Heft Han'ı geçtikten sonra Deve Sipi yani Beyaz Dev ile savaştı. Sonra Bijeni Efrasiyab'ın kuyusundan kurtardı. Ehrimen yaratılışlı Efrasiyab'dan Siyaveş'in intikamını aldı. Eşkebus'u öldürdü. Bilmeyerek oğlu Sorab'ın bağrını parçaladı. Nihayet ömrünün sonlarına doğru mağrur Şehzade İsfendiyar, Goştasp'ın hileleriyle onun elinde can verdi. Bu maceralardan sonra artık Rüstem'in boğazından tatlı bir lokma geçmedi. Sonunda üvey kardeşi Şegad'ın hileleriyle bir kuyuya düşürülerek atı Raş ile birlikte öldürüldü. Rüstem, İran, Kürt ve eski Türk edebiyatında kahramanlık ve yiğitlik sembolüdür. Divan şiirleri tarafından çokça kullanılmıştır. Misal babında Nef'i, 4. Murat'ı methettiği meşhur bir kasidesinde Rüstem'i şöyle yad eder. Şahane meşrep cem gibi sahip kıran Rüstem gibi hem İsi Meryem gibi ehli dilü ferhunde dem. Fars edebiyatında birçok efsanenin temel karakteri olan Simurg'un Rüstem'in hayatında çok önemli bir yeri vardır. Simurg, Rüstem'in babası meşhur İranlı kahraman Zal'ı yaşadığı dağda bulmuş, onu beslemiş ve büyütmüştür. Simurg, Zal'dan ayrılacağı zaman bir tüyünü kendisine vererek
İhtiyacı anında onu ateşe attığında haberin kendisine ulaşacağını ve yardımına yetişeceğini söylemiş. Rüstem'in doğumu yaklaşıp da Rudabe büyük sıkıntılarla yüz yüze geldiğinde Simurg'un dediğini yapmış ve onun yardımlarıyla Rudabe'nin karnını yararak Rüstem'i dünyaya getirmiştir. Simurg sadece Zal'a değil Rüstem'e de yardımlarda bulunmuş. Rüstem İsfandiyar ile savaşında ağır yaralanınca yine ondan yardım istemiş. O da gelerek Rüstem'i ve atı Raş'ı iyileştirmiş. Bu at Rüstem'in hayatında özel bir yere sahiptir. Şehnameye göre çok sayıda at sürüsünün içinden uzun araştırmalar sonucu seçilerek bulunmuş, Rüstem'in ömrü kadar uzun bir ömrü olmuştur. Yine Şehname'de bu at çok ilginç ve şaşırtıcı nitelikleriyle anlatılmıştır. Öte yandan İranlı meşhur kahraman Sohrab da Rüstem ile Semengah hükümdarının kızı Tehmine aşkının meyvesi olarak Semengan'da dünyaya gelmiştir. Efrazyap onun Rüstem'in oğlu olduğunu bilmekte ancak babayla oğlun birbirlerini tanımamalarını ve Rüstem'in Sohrab'ın eliyle öldürülmesini sonra da oğlunu öldürmeyi böylece her ikisinden de kurtulmayı hedeflemektedir. Savaş sonunda Rüstem bilmeden oğlunu yaralamış, yaraladığı kişinin oğlu olduğunu anladığında Nüşdaru adıyla bilinen ilacı getirmesi için Guderzi Kavus'a göndermiş. O bu ilacı vermeyince kızarak kendisi gitmiş. Ancak bu defa da kendisi yoldayken Sohrab ölmüş. Rüstem oğlunun naaşını alarak Sistan'a götürmüştür. Şehnameye göre kahinler İran'da doğacak bir çocuğun büyüdüğünde Sistan ve bütün İran'ı alt üst edeceği, Sem ailesinin sonunun bu çocuğun elinden olacağı, onun insanların huzur ve rahatını bozacağı şeklinde yorumlar yapar. Bu çocuk Rüstem'in üvey kardeşi Şegat'tır. Şegat, kardeşi Rüstem'i hileyle aldatıp bir kuyuda kurduğu tuzağa düşürerek Rüstem'i atı Raş ile birlikte öldürür. Kendisi de Rüstem'in son anda attığı bir ok ile ölür. Çok uzun bir hayat yaşayan Rudabe, oğlu Rüstem'in ölümünden sonra çöllere düşer ve aklını kaybeder. Evet değerli dostlar, bu efsanemiz de böylelikle son buldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Selahattin Demirtaş, 10 Nisan 1973 Elazığ Palu doğumludur. Kendisi Zaza'dır. Babası Tahir Demirtaş tesisatçı olup halen esnaflık yapmaktadır. Annesi Sadiye Demirtaş ise ev hanımıdır. Selahattin Demirtaş'ın 2 erkek 4 kız olmak üzere toplamda 7 kardeştirler. Kız kardeşi Aygül Demirtaş da hukuk mezunu olup Selahattin Demirtaş ile birlikte serbest avukatlık yapmıştır. Diğer 3 kız kardeşinden ikisi öğretmenlik, biri tasarımcılık yapmaktadır. Erkek kardeşi Nurettin Demirtaş 22 yaşındayken 22 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra 2004 yılında tahliye olmuş, BDP'nin 2007'de genel başkanı olmuş. Ancak bugün hakkındaki hapis kararları sebebiyle Erbil'de yaşamaktadır. Öbür kardeşi Süleyman Demirtaş ise tekstil mühendisi olarak çalışmaktadır. Selahattin Demirtaş evli olup
Delal ve Dilda isminde iki kız çocuğu vardır. Eşi Başak Demirtaş ise anaokulu öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Demirtaş gençliğinde babası Tahir Demirtaş'a ait tesisatçı dükkanında çalışmış, 1990 yılında liseden mezun olmuş. Mezun olduktan sonra 1991 yılı üniversite sınavında İzmir 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmesi bölümünü kazanmış, ancak bölümünden memnun olmadığı için 1993 yılında tekrar girdiği sınavda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmıştır. Mezun olduktan sonra Demirtaş serbest avukatlık ve 2000 yılında meslektaşı Osman Baydemir'in de bulunduğu İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'nde yöneticilik yapmıştır. Uluslararası Af Örgütü Diyarbakır Şubesi ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın kurucuları arasındadır. 2006 yılı sonunda kısa dönem askerlik yapan Selahattin Demirtaş, askerlik dönüşü ailesinin desteğiyle bir avukatlık bürosu açtı, fakat 2007 yılından alınan seçim kararı ve kapatılan DEP'in eski milletvekili Hatip Dicle'nin siyasi yasağından dolayı milletvekili adaylığının kabul edilmemesiyle Selahattin Demirtaş çevresinin de telkiniyle DTP ve EMEP, ÖDP ve SDP'nin katıldığı Bin Umut Adayları Hareketi'ni desteklediği Diyarbakır Bağımsız Milletvekili adayı oldu ve seçilerek meclise girdi. 2007 yılında ise DTP Grup Başkan Vekilliğine getirildi. DTP'nin kapatılması ile milletvekilleri ile yeni partiye BDP'ye geçtiler. BDP'ye geçtikten sonra yapılan ilk olağanüstü genel kurulda 289 oyun 288'ini alarak 1 Şubat 2010'da genel başkanlığa seçildi. BDP'de genel başkan olarak DTP'ye göre daha aktif bir siyaset izleyen Selahattin Demirtaş, Uludere olayı ve KCK davalarına aktif şekilde katıldı. Kürtçe savunmanın serbest bırakılması, uzun tutukluluk sürelerinin kısaltılması gibi konularda KCK davalarının sürdüğü 5 yıl boyunca önde gelen seslerden oldu. 2011 seçimlerinde partisi ve Emek, Demokrasi ve Özgürlük bloku tarafından desteklenen bağımsız aday olarak Hakkari'den aday oldu ve milletvekili seçildi. 2012 yılında daha geniş tabanlı bir siyasi oluşum amacını güden HDP'ye geçen BDP kadroları ile birlikte hareket etti. 22 Haziran 2014'te Figen Yüksekdağ ile birlikte HDP eş başkanlığına seçildi. 2014 yılı Ağustos ayında ilk defa referandum yoluyla yapılan 2014 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimine katılan 3 adaydan biri olan Selahattin Demirtaş %9.76 oy alarak 3. sırada kaldı. Eş başkanı olduğu HDP 7 Haziran 2015 genel seçiminde baraj engelini %13 oranında oy alıp aşarak 80 milletvekili ile parlamentoda temsiliyet gücü kazanmıştır. 4 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan Selahattin Demirtaş Edirne F tipi cezaevinde tutulmaktadır. Tutukluluğu süresince Seher, Devran ve Leylan adında 3 kitap yazmıştır. Bunların haricinde de çok sayıda resim çizmiştir. Kökleri yüzyılların derinliklerine dalan, tarihiyle, kültürüyle Kürt milletinin önemli bir çoğunluğu Anadolu'nun bir parçasında yaşar. Anadolu'nun öbür parçalarında yaşayan Türk milletini Kürt milleti kardeşi sayar. Her iki millet bütün imparatorluklar gibi halkların zindanı olan Osmanlı İmparatorluğu'nda Türk ve Kürt derebeylerinin Osmanlı İmparatorluk İdaresinin ağır zincirlerine vurulmuşlardır. Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan sonra ise her iki millet emperyalizme karşı tek bir cephe kurup çarpışmışlardır. Anadolu Milli Kurtuluş Hareketi yalnız Türkler için değil, Kürtler için de tarihlerinin en şerefli sayfalarından biridir. O dövüş yıllarının sonradan
Türk idarecilerince yasak edilen en unutulmaz türkülerinden biri "Vurun Kürt uşağı, bugün namus günüdür" diye başlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra Türk idarecileri ve egemen çevreleri Kürt hareketinin tamamıyla vaat ettikleri millet ve insan haklarını tanımadı. Hatta işi Kürt milletinin millet olarak varlığını bile inkara kadar götürdü. Bu dönem Türk idarecilerinin ve egemen sınıflarının emperyalizmle uzlaşmaya başlaması dönemidir. Bu inkarla bu uzlaşmamanın aynı dönemde baş göstermesi sadece bir rastlaşma değildir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni Orta ve Yakın Doğu'da emperyalizmin kalelerinden biri haline getiren Türk politikacıları, Kürt milletinin milli varlığını inkarda ısrar ediyor ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde öteki azınlıklarına tanıdığı hakları bile Kürt milletine tanımıyor. Türk ve Kürt halklarının Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içinde dış ve iç politikada aynı emellere hasret çekmeleri bugünkü Türk idarecilerini korkutuyor. Her iki millet kardeş milli kültürlerini, milli ekonomilerini geliştirmek, toprağa, tarım araçlarına, hürriyete, demokratik haklara kavuşmak istiyor. Türk ve Kürt halkları Türkiye Cumhuriyeti'nin tarafsız bir politika gütmesini, emperyalizmin üssü olmaktan kurtulmasını özlüyor. Gerçek Türk yurtseverleri, Kürt kardeşlerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde milli haklarına kavuşmak için yaptığı kavgayı can ve gönülden nasıl destekliyorsa, gerçek Kürt yurtseverleri de Türk halkının demokrasi ve milli bağımsızlık için yaptığı kavgayı öylece destekliyor. Anadolu'da yaşayan Türklerle Kürtlerin arasına nifak sokmak isteyen gerici, sömürücü, karanlık kuvvetler emperyalizmle el ele vererek halklarımızı daha kolay ezmek istiyorlar. Türk ve Kürt halklarının bahtiyarlığa, insanca yaşamaya varmak için derebeylerine, kara kuvvetlere, şehir ve köy ağalarına, gericilere, ırkçılara, milletlerin varlıklarını ve haklarını inkar edenlere, halkları birbirine düşürüp sırtlarından rahatça geçinenlere, emperyalistlerin uşaklarına karşı yürüttükleri yeni milli kurtuluş savaşının zaferi Kürt ve Türk halklarının el birliğiyle kazanılır. Ancak böyle bir el birliğiyle kardeş iki millet hürriyete, milli ve insani haklarına kavuşabilir. Tu fistanen laha mekev, bas argoda mezi meke, omre min dev penj sale, da duvida tafo meke, vara lele husna cane, husne buka kistikane, dane kistikan ba şeş mehene, vara lele dert kirane. Değerli dostlar, bu iki dörtlükten de anladığınız kadarıyla Hüsna Cane'nin hayat hikayesini size anlatacağız. Değerli dostlar, Elbistan yöresinin ağıtlarından olan ve herkesce bilinen Hüsna Cane ağıdının hikayesi ağıt kadar acı vericidir. Hüsna Cane evlendiği kocasından gördüğü işkencelerden dolayı hastalanıp yaşamını yitirdi. Değerli dostlar, 2010 yılında yapılan söyleşiye kadar hiçbirimiz Hüsna'yı tanımıyorduk. Kimin kızı, nereli, neden öldü, üzerine neden bu şarkı yapıldı, kaç yaşındaydı gibi soruların yanıtlarını hiçbirimiz bilmiyorduk. Firaz Baran'ın gerçekleştirdiği söyleşi de aynen şu şekilde olmuştur. Önce ailenizi tanıyalım. Kaç kardeştiniz, Hüsna kaçıncıydı? Biz 10 kardeşiz. En büyüğümüz Hüsna'ydı. Sonra sırayla ben, Done, Save, Zöre, Maraş, Kalender, Hamo, Hüsna ve Fote geliyor. Annemin adı Zebe. Babamın adı Momadi Harçke'dir. Biz Kürecik'in Bekiron yani Bekir Uşağı köyündeyiz. Köyündeniz. Köyümüz Kürt ve Alevidir. Peki Hüsna ne zaman doğdu? Fotoğrafı olmadığı için fiziğini de anlatır mısınız? Hüsna 1937'de Bekiron'da doğdu. Kürt ve Alevi geleneklerine göre büyüdü. Çok güzel bir yüzü vardı. Boyu 1.75 civarında ve zayıf bir kızdı.
Kıstıkan'a gelin gitme öyküsü. Şarkıda Elbistan'ın Kıstıkan köyünün adı geçiyor. Eşi mi Kıstıkan köyündendi? Ablam daha yaşarken gençler üzerine şarkı yazıyordu. İsteyeni çoktu. Hatta babam Kepez Uşaklı Bobe'nin torununa söz de vermişti. O ailenin gelip isteyeceği gün İvki Kıstıki bir grup insanla bizim eve geldi. Yıl 1956. Yanlarında Hamit Toze de vardı. Hamit Toze ermiş bir insan olduğu için herkes biraz da korkardı. Orada İvki Kıstıki, Hüsna'yı oğlum Emirhan'a istiyoruz dedi. Babam Bobegil'e söz verdim dedi. Bobe de ailesiyle gelmişti. Hamit Toze İvo'nun oğluna vereceksin dedi. Benim dedem ölmüştü. Nenem de başkasıyla evlenmişti. Onu da getirmişler. O nenem de babamın ayaklarına sarıldı. Hamo burada. Çocuğum olmuyor. Kızı İvki Kıstıki'ye verirsen Hamo bana oğlan verecek. Yoksa ocağım kör olacak dedi. Babamı ikna ettiler. Bobe de kalktı ve gelinimi elimden aldınız diyerek müsaade istedi ve evden gitti. İşkenceli 6 ay. Hüsna ne dedi o zaman? Hüsna Emirhan'ı almam. Deli biridir dedi. Ama aileyi ikna edemedi. 1956'da evlendiler. Düğünden sonra Kıstıkon köyüne gitti. Hüsna daha evlenmeden gençler üzerine şarkı yazmıştı. One fistonun laha meke, ba sar hado meke diye uzayan bir şarkı. Emirhan kıskanç biriymiş. Gençler bunu kızdırmak için bu şarkıyı söylüyor. Bu da gelip evde Hüsna'yı dövüyormuş. Bir değil, üç değil. 4 ay boyunca Hüsna'yı dövmüş, eve hapsetmiş. Hüsna bizim eve gelmek isteyince izin vermemiş. Bizim de bundan haberimiz yok. Sonra bir gün baktık Hüsna kaçıp geldi. Yaşadıklarını anlattı. Hepimiz Hüsna'yı sahiplendik. Sonra Emirhan atla geldi ve karımı verin dedi. Babam Emirhan'ı kovdu. Sonra Emirhan'ın babası geldi. Hüsna ve babamla konuştu ve onları ikna etti. Hüsna tekrar Emirhan'ın yanına gitti. Aynı baskı ve işkence devam edince Hüsna hastalandı. 6 aylık bir gelindi. Hüsna'nın son vasiyeti. Bu işkenceyi siz duydunuz mu? Sizin tavrınız ne oldu? Babam Hüsna'nın hastalığını duyunca Hüsna'yı Malatya ve Elbistan'a götürdü. Doktorlar menenjit dediler. Kız sıkıntıdan, baskıdan hasta düştü. Doktorlar çare olamadı. Hastalandıktan 3 ay sonra yaşamını yitirdi. Ölmeden önce babam bizim eve getirdi. Uame doya, doya dinaki. Yani siz beni bir deliye verdiniz diyordu. Ölmeden önce babamdan rica etti. Zorla bir şey yapmayın. Kız olsun, erkek olsun, herkesi istediğine verin dedi. Bu onun son vasiyeti oldu. Evet değerli dostlar, şarkıyı dinleyince ne kadar hüzünlü bir ağıt olduğunu hepimiz hissediyoruz. Ve maalesef ki hikayesi ağıttan daha acıklıymış. Kalın sağlıcakla.
mübarek pir civane duho kabe dinane li durman duri çiyane jidi mena ternabi bajarek pir civane duho kamın şirine bomın herdem evine ezger yam şaruara can ya duho kenine duho kamın şirine bomın herdem evine ezger yam şaruara kendine. Değerli dostlar, yeni bir videoda daha karşınızdayım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve inanıyorum ki çok kısa bir sürede Kürt mitolojisi sayfamız binin üzerine çıkacaktır. Desteğinizin devam etmesini temenni ediyorum. Şimdi dostlarım, bu videomuzda Kürtlerin kökeni hakkındaki mitolojik görüşlerden bahsedeceğim. 4 tane görüş ele alacağım bu videoda. Birinci görüşümüz Hazreti İbrahim, İsrailoğullarının annesi olan Sara ve Hazreti Muhammed'in atası Hazreti İsmail'in annesi olan Hacer'den başka Ketura isimli üçüncü bir kadınla da evlenir. Bu kadından olan Medyen isimli çocuğu rivayete göre Medlerin atasıdır. Dolayısıyla Kürtler Hazreti İbrahim'in çocuklarıdır. Değerli dostlar, bu görüş Kitab-ı Mukaddes'te yer alıyor. Kitab-ı Mukaddes'te Hristiyanların kutsal kabul ettiği eski ahit ve yeni ahidin birleştirilmesiyle oluşan bir kitaptır. Bakabilirsiniz. Değerli dostlarım, ikinci rivayette de Süleyman peygamberin inlere, cinlere, tüm hayvanlara ve devlere hükmettiği öne sürülmektedir. Günlerden bir gün Süleyman peygamber 40 devi çağırır ve onlara şu emri verir. 40'ınızın Avrupa'ya gitmesini, bana oradan en güzel 40 kızı alıp getirmesini emrediyorum. Devler baş üstüne diyerek Avrupa'ya dağılırlar. Malum ya, devler bir yıllık yolu bir saatte aldıkları için kısa sürede tüm Avrupa'yı kolaçan ederler ve buldukları 40 dilberi alarak memleketlerine dönerler. Döndüklerinde bir de ne görsünler? Süleyman peygamber ölmüş. Böylece bu güzel kızlar devlere kalır. Devler bu kızlarla evlenir ve onlardan çocukları olur. Çocuklar zamanla çoğalır ve Kürt ırkını oluştururlar. Değerli dostlarım, üçüncü görüşümüz ise şöyle. Kürtlerin kökeniyle ilgili diğer bir rivayet de Dehak mitolojisidir. Mitolojiye göre Dehak adında zalim bir hükümdar vardır. Bu zalim hükümdarın omuzlarında iki yılan türer. Bu yılanlara her gün biri erkek, diğeri kız olmak üzere iki çocuk beyni yedirilir. Bu durum yıllarca böyle sürüp giderken Dehak'ın bu işlerle ilgili iki vezirinden biri insancıl olduğu için kendi nöbetinde yılanlara insan beyni yerine koyun beyni verir ve ölümden kurtardığı çocukları dağlara salıverir. Bu çocukların zamanla çoğalarak Kürt soyunu oluşturdukları rivayet edilmektedir. Dördüncü mitolojide ise Kürtlerin Sami ırkına mensup oldukları öne sürülmektedir. Hazreti Nuh'un Sam neslinden Kürt adında bir torunu vardır. Bu oğlan Yemen'den Kürdistan dağlarına göç eder ve Kürtler bu oğlandan türer. Değerli dostlarım, bu dört görüş bu şekilde. Beğeniriz beğenmeyiz ama tarih kitaplarına bu şekilde konu olmuş. Hepinize iyi günler diliyorum. Esenlikle kalın. Tu dünya ke puçlar ahu eman 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 ahu eman 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 ahu eman 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 tu dünya ke puçlar ahu eman eman eman.
Merhaba değerli dostlar, bu videomuzun konusu Fakiye Tayran'dan Dilber şiiri. Ey Dilbera gerden zeri, vay nazika dem kameri, kâmet cimûma feneri, vera nezim malim hırab. Ey Dilbera gerden latif, vay nazika kâmet elif, kâmet cireyhana hafif, vera nezim malim hırab. Ey Dilbera gerden zuzaj, وی نازکا مثلی زوزاج قامت جریحانا قراج ویرا نزم مالم خراب ای دلبرا قامت مثال وی نازکا دلی هجار تجی خاندن کرم بتال ویرا نزم مالم خراب ای دلبره وای دلبره فریاد جی دسته کسره آوک جی آوا کوسره ویرا نزم مالم خراب ای دلبرا گردن زراف دم شوشه تجی گلاف ای دخترا بجنا زراف ویران ازم مالم خراب چاوان کو هلتینی بمسته او چند یا مصری بدسته لکشتنا من تب قسته ویران ازم مالم خراب تو بقستا من دکجی تو بکفراد نوسوجی گلک سوتم کرم رجی ویران ازم مالم خراب گلک سوتم کرم کشاب کریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کنرو تراب ویران ازم مالم خراب یا لیتنی کنرو بخار وی نازکا من تج دور بهش کرم زلف دهور ویران ازم مالم خراب بهش کرم زلف درش بسکه سیاه بهنه دخش ای دخترا چاپک بمش ویران ازم مالم خراب به کیف کرم زلف درش بسکه سیاه زلف قمر عشق و محبتا من لسر ویران ازم مالم خراب صوتم براشتم به حساب لپرسی بو کرم کباب
kiriye bimin sed reng azab veran ezim malim xirab Sibhan ji şahê bitenê xalik li xala gerdenê ez din kirim berdam dinê veran ezim malim xirab Eşqa mezaj peyda bûye îro li min dijwar bûye hêvî dikim heqîqiye veran ezim malim xirab Değerli dostlar, Fakih Teyran'ın Dilber şiiri bu şekilde devam ediyor. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygıyla ve esenlikle kalın. Asıl adı Ahmet olan alimin doğum tarihi hakkında kesin bilgiler mevcut değildir. Kendisinin şiirinde belirttiğine göre hicri takvime göre 974'te Cizre'de dünyaya gelmiştir. Miladi takvime göre 1566'ya denk gelir. Dindar bir ailede büyümüştür. Diyarbakır, Bingöl, Hasankeyf gibi farklı yerlerde eğitim alan alim imamlık görevini Diyarbakır'da yapmıştır. Diyarbakır'dan sonra Sırba, Hasankeyf ve Cizre'de imamlık yapmıştır ve hayatının sonuna kadar Cizre'de kalmıştır. Alimin en önemli eseri divanıdır. Divanının birçok el yazması nüshaları mevcuttur. Bunlar arasında en eskisi Muhammed Tayyar Paşa-i Amidi'nin 1131 Hicri tarihli el yazmasıdır. Bir diğer eski nüsha da Alman şarkiyatçı Martin Hartmann tarafından 1904 yılında Berlin'de Almanca bir ön sözle birlikte tıpkı basımı yapılan nüshadır. 2007 yılında alimin divanı Kent Yayınları tarafından Türkçe olarak yayınlandı ve bu çalışmada eserin mevcut nüshaların tümü göz önünde tutularak hazırlanmıştır. Jiber hubba te lalimez, zayıfım vek hilalimez. Dil geçte min jideri naçim kenişte i qet, mihrabi ve bimin ra verda biçine laleş. Zülfü halan nunu dalan, Wan jimin dil bir talan, goşe-i qawse hilalan, dil jimin bir dil jimin. Şev-i zulmat-u deryaye, jimevcat qet xeber naye. Şikesti keşti abaye, ecace ve şefek daye. Her çend ku zahiri heyemez, sazende tuyi veki neyemez. İro jderba xençeri, lazım be eşani mela. Teşbihi zulfa dilberi, zanım perişani mela. Zanım perişani jidil, beyhed beyşani jidil. Teşbihi büryani jidil, billah ne insani mela.
ve firqati pırdıl şevand, cerhin kadin disa kevand, şişen de sor teyda tavand, feryad jdeste firqati, dahin me disa reş kirin, yek yek jnu ateş kirin, le zede pencu şeş kirin, feryad jdeste firqati. Muhbeta sori du kısma, kuflu müftev tılısma, hınci ruhun hınci cisme, naru nure hın hevaye. Secdeya ber esvedan, nadim bised hac ekberan, sund bevan zülfanu halan, hac veki bejim veye. Sund bewe zulfa siyah, ez abide husna teme, xef dinoşim ve şarabe, xoş şarabu kahveye.